Beni şu anda kuvvetli bir ihtimalle... Evet, herkese tekrar merhaba. Benim sesimden kaynaklanan bir problem oldu. Benim sesimden kaynaklanan bir problem olduğu için de yayını yarıda kesmek zorunda kaldım. Tekrar yine herkesin geri bağlanmasını rica edeceğiz. O yüzden teşekkürler. Şimdi Meral Saatçı'yı bekliyorum. Meral Saatçı'yı gördüm. Meral Saatçı bir daha istek gönderirse gerek yok. Meral Saatçı'yı gördüm. Bağlıyorum. Ile alakalı kısa da olsa bir ufak konuşma ve değerlendirme yapıyor idik. Onu tamamladık. Meral Saatçı bağlanıyor arkadaşlar. Evet Meral'cim, merhaba. Tekrar merhaba. Kusura bakma. Merhaba, tekrar Evet. merhaba. Ne demek? Haklı herkes benim sesimin çok radyo gibi geldiğini söylediler. Eski radyolar gibi geldiğini söylediler. O yüzden biraz da izleyicilerimizin de kendi isteklerine ve taleplerine uyduk. Ve sonuçta ben kulaklık taktım. Kulaklıkla birlikte sesim daha iyi gidecektir diye düşünüyorum. Peki nasıl geçti geçen hafta? Seni kısaca hemen dinleyelim. Kesinlikle. Geçen hafta benim için çok verimli geçti. Tamam. Atölyeme gittim yine. Eksik kalan çalışmalarımı yaptım. Projelerimi değerlendirdim. Beymen Club'la ilgili yeni sezon çalışmalarım vardı. Onlarla Bravo. ilgili çalıştım. Süper. Evet, benim için dop dolu geçti. Şahane geçti. İyi, süper valla. Atölyedesin bildiğim kadarıyla. Atölyede çalışıyordun. Ben seni bir iki kere gördüm. İki kere ziyaretine geldim. Kısa kısa uğradım sana. Atölyede çalışıyordun. Tabii ki kapılar kapalı ve sonuçta içeriye kimseyi kabul etmiyordun. Ne zaman Meral Saatçı atölye koşu yolunda kapılarını açacak? Bunu insanlar bilmek isteyebilirler. O yüzden soruyorum açıkçası. Evet, bu konuyla ilgili çok arayan ve yazan da var. Evet. Tahmin Atölyeyi ediyorum. çok özlediklerini, havasını çok özlediklerini. Ve şimdi atölyem o kadar özel ki, o kadar güzel ki. Bütün ağaçlar yeşillenmiş, Evet. mor salkımlar. Evet gördüm. Müthiş, müthiş yani. Evet, müthiş. Sonuç olarak zannediyorum önümüzdeki haftadan itibaren telefonlu randevulu olarak misafirlerimi kabul etmeye başlayacağım. Süper. İyi bir haber bu. Önümüzdeki hafta pazartesi yani 11 Mayıs'tan itibaren atölyede randevulu bir şekilde kabulü başlatıyorsun. Bravo sana. Tebrikler. Ne zaman açılış yapıyoruz? Ne zaman pandemi Ne krizi zaman açılış ne zaman yapıyoruz? pandemi krizi geride kaldı partisi ya da etkinliği yapıyoruz? Hadi bakalım. Bayramdan sonra olması muhtemel. Yani sonuçta bayramdan sonra olacak tabii. Muhtemel. Aha. Evet, muhtemel, kesinlikle. Biraz daha Tamam. kendimize gelelim, Tamam. alışalım Süper. O ortamımıza. zaman Daha sonra konuşuruz. Haziran ayı içinde kuvvetli bir ihtimalle yapacağız. Öyle Aynen. gözüküyor. Tamam. Evet, Haziran ayı için. sosyal mesafeli olarak Evet. Arkadaşlar bir daha yine. duyduk duymadık demeyin. Biz geçen hafta bunu Meral'le birlikte karşılıklı konuşmuştuk. İki hafta sonra ya da üç hafta sonra olabilecek şekilde o zaman sadece bir cümle kurmuştuk kendi aramızda. Ama İstanbul 1881 ile birlikte Meral Saatçı Atölye'nin açılışını Haziran ayında bir pandemi sonrası parti ya da pandemi sonrası bir etkinlikle birlikte gerçekleştireceğiz. O yüzden duyduk duymadık demeyin. Herkesi de bu etkinliğe davet ediyoruz. Herkesi bu etkinliğe bekliyoruz açıkçası. Gayet güzel, Kesinlikle. süper. Kesinlikle. Peki, tasarımla ilgili konuya hemen gireceğim, girmek istiyorum. Çünkü vaktimiz birazcık sınırlı ve aynı zamanda buraya bir konuk, bir misafirimizi de alacağız. Onunla da aynı zamanda konuşacağız. Biraz sonra insanlara gerekli olan bilgiyi veririz. Sevgili Vereceğiz. Meral, bu yayına yeni gelenler için çok kısa kendinden bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Kuşadası doğumluyum. Kuşadası'na çok sevgiler. Sevgiler. Beni yetiştiren, Evet. büyüten, Evet. kimliğime kavuşturan, yani benim için çok özel bir yer ve bütün dostlarım, herkes. Yani Kuşadası'nın ve Ege'nin bütün özelliklerini taşıdığıma inanıyorum. Beni ben yapan bütün özelliklerine. Sonra işte Ankara'da okudum, İstanbul'da yaşıyorum. 96 yılında Beymen Club'la profesyonel hayatıma başladım. Evet. Ve Beymen Club benim için bir okul, bir okul. Evet. 22 yıldır Beymen Club'da çalışıyorum. Süper. Yaz ve kış kreasyonlarını hazırlıyorum. İnanılmaz keyifli ve çok özel insanlarla tanıştım.
Çok özel insanlarla yoluma devam ettim Beymen Club'da. Bu özel insanlardan bir tanesi de sınırlarımın dışına çıkmamı sağlayan kişi Ayla Yolaç. Ayla Yolaç. Sevgili Ayla'cığım. Sevgiler. Sevgilerimi gönderiyorum. Evet, 15, 16, 17 yıl belki de birlikte çalıştık. Ona çok şey borçluyum, Beymen Club'a çok şey borçluyum. Hala benim için bir okul. Öğrenmenin sonu yok. Dipsiz bir kuyu. Kesinlikle. Her koleksiyonda kendimi yeniliyorum. Dediğim gibi sınırlarımın dışında düşünmeye çalışıyorum. Çok şanslıyım, çok şanslıyım. Yani Beymen zaten çok özel bir marka. Yani ben senin tek başına kendinin şanslı olduğunu düşünmüyorum herhalde. Aynı zamanda yani senin bu enerjinle birlikte, oluşan bir sinerjiyle birlikte aynı zamanda etrafındaki insanların da, seninle çalışan bizlerin de ya da senden ürün alan insanların da sonuçta şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar bu şekilde geri dönüşlerini yaparken hep senin hayat enerjinden ve senin ürünlerine geçirmeyi başardığın enerjiden açıkçası insanlar bahsediyorlar. Ben hep bunu hani burada gördüm. Canlı yayınlarda ve farklı ortamlarda da bunu tecrübe ettim. Bunu nasıl sağlıyorsun? Bunun sırrı nerede açıkçası? Yaşam şeklim diyeyim, enerjim diyeyim, hayatın akışı diyeyim, hayat felsefem diyeyim, beni ben yapan özelliklerim. Ve Alp'cim ben bunlara sıkı sıkıya bağlıydım. Sıkı sıkıya bağlıyım. Çünkü bizi biz yapan şeyler aile, yaşam tarzımız, sadeliğimiz, hayat görüşümüz. Sade olmak zordur. Evet. Ve biz ne kadar sade yaşarsak o kadar mutlu oluruz. Ne kadar özgür düşünebilirsek yaratıcılığımız o kadar özgür olur. Çalışmalarımıza yansır. Ben bunu düşünüyorum ve dolayısıyla bu çalışmalarıma yansıyor. Ve insanlara bu şekilde ulaşıyor diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Bence de öyle. Peki tasarım dediğimiz zaman, yani tasarımla ilgili bir konuyu konu başlığını açmak gerekirse bu sohbetin içerisinde tasarıma ne şekilde bakıyorsun? Yani tasarım, ilk yaptığın tasarım ortaya nasıl çıktı? Sen içinden ben bunu tasarlamalıyım diye ittiriyor musun? Yani böyle bir güçle mi ittiriyorsun? Yoksa bu hani kendi kendine oluşan ya da kendi kendine gerçekleşen bir nokta mı senin için? Ben bir tasarımcı olmadığım için bunu merak ediyorum. Tasarımla ilgili ne söylemek istersin? Kendi içindeki tasarımla ilgili ne söylemek istersin bize? Tabii ki. Hayır, hiç ittirmiyorum. Hiç plan proje yapmıyorum. Ama ben çalışmalarımı ikiye ayırıyorum. Bir kendi çalışmalarım, bir de Beymen Club için yaptığım çalışmalar. Onların belli bir tarzları, konseptleri oluyor tabii ki yaz ve kış. Dolayısıyla onlar da konsepte olarak ilerliyorum. Renkler, belirlenen o yılki konsept, kumaşların yapısı, müşteri potansiyelimiz, her şey etken onda. Ama ben kendi çalışmalarımda çok bağımsızım. Bir kere tasarım hayal gücünün en estetik hali. Birikimlerin, dış vurumların, evet, birikimlerin dışa vurumu, yani felsefemin dışa vurumu. Onda ben ne yapmak istiyorsam hayatın akışına göre o benim önüme çıkıyor zaten. Ve benim belli bir tarzım var. Ve o tarzımdaki kişiler de beni buluyor. Evet. Ve takılarım sahiplerini bulduğu zaman da onlar da hayat buluyor. Onların da kendilerini bir yerde ifade etme şekli oluyor diye düşünüyorum. Süper. Tasarım yaparken hiç zorlanmıyorum. Keyifle çalışmalarıma devam ediyorum. Dediğim gibi ikiye ayırıyorum Beymen Club ve Meral Saatçi tasarımları. Beymen Club tasarımlarında yani çalışan, üreten kadın kullanıyor daha çok. Ve belki onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Çünkü günümüzün şehir temposu çok yoğun, çok karmaşık. Belki de sabah evden işe gidip
işten bir toplantıya katılıyor. Hı-hı. Belki akşam bir partiye, bir etkinliğe katılıyor. Hı-hı. Ne bileyim, belki bir ayakkabısını değiştirip takısıyla, kıyafetiyle partiye devam edebiliyor. Hı-hı. Bütün bunları göz önüne bulundurarak kıyafetin ön planına geçmeyecek ama varlığını hissettirecek sade minimal takılar üretiyorum. Üretiyorsun. Evet. Ve yerini buluyor. Bugüne kadar kendi çalışmalarımda daha özgürüm. Bugüne kadar ürettiğin takılarla ilgili yapılan en farklı yorum neydi sana ulaşan? Yani ürettiğin herhangi bir takıyla ilgili, Beynan Club ya da Menaj Saatçi için ürettiğin takıyla ilgili sana bugüne kadar ulaşan en farklı yorum neydi? Yani en böyle hoşuna giden ya da sana farkındalık oluşturan yorum hangisiydi? En farklı diyemeyeceğim. Bu beni çok etkiler. Hı-hı. Ben takılarımın zamansız olduğunu düşünürüm. Hı-hı. Ve öyle hayal ederim ve tasarlarım. Kullanan kişiler takılarımın zamansız olduğunun altını çizerler. Çok iyi. Zamansız demek ne demek? Yani zamansız demek tam olarak ne demek? Birazcık açalım. Azıcık. Modanın içinde ama çok dışında demek. Tamam. Modanın içinde ama çünkü, çok dışında. Süper. Yani çok güzel bir söylem açıkçası. Peki ben kesmeyeyim, sen devam etme olur buradan. Zamansız olduğunu söylerler. Başka ne söylerler takı sahipleri? Mesela bu zamansızı biraz geliştirmek istiyorum. Bir aldıkları, 10 yıl önce aldıkları bir takıyı hala kullanıyorlar. Hı-hı. Ve gelip o kolyeyi bir küpeyle ya da bir bileklikle hala tamamlayabiliyorlar. Dolayısıyla 10 yıl önce aldıkları bir kolyeyi ya da 10 yıl önce aldıkları herhangi bir takıyı başka bir eserle, hı-hı, yani 10 yıl sonra üretilen başka bir eserle bütünleyebiliyorlar. Bizim erkeklerin böyle bir şansı yok. Yani bizim böyle bir ben daha böyle bir şeyle karşılaşmadım ama bu anlattığın gayet bence ilginç ve güzel bir kavram. İçtenlik ve samimiyet. Hep alttaki notlara bakıyorum. Meral, aşağıdan hep içtenlik ve samimiyet geçiyor. Kırmızı çok yapışmış geçiyor. İnsan olarak, Kuşadalı olarak sizi gururla ve zevkle izliyorum geçiyor. Samimiyet ve içtenlik, özel kadın, tüm güzelliğini hayatına yansıtan Meral'cim. Hepsi birbirinden özel ve güzel. Naiflik ve nezaket bir arada şeklinde aşağıdan geçen bilgiler var. Bu arada aynı zamanda bunları da bilmek istersin diye özellikle seninle paylaştım. Çok. Çok. Peki 10 yıl, yani 10 yıl sonra. Bunlar, evet, dinliyorum seni. Hı. Kesmeyeceğim. Dinliyorum seni. Bunlar, bu yorumlar benim için hadi Meral yoluna devam, hı-hı, et demek. Hı-hı. Onun için her biri benim için o kadar değerli, kıymetli ki, hı-hı, çok özel. Yani benim yolumu açan ifadeler. Anladım. Dolayısıyla en güzel teşekkür benim için. Bu çok önemli bir şey. Yani sonuçta insanların bu şekilde ürüne geri dönüyor olması, tasarıma geri dönüyor olması, hı-hı, ve insanların bu şekilde sizi de, seni de katarak, yani senin kendi kişisel özelliklerini katarak buna göre davranıyor olması çok inanılmaz derecede güzel. Gülsen Efe hanımefendi, kırmızı yapışmış arkadaşıma diyor. Kırmızı rengi aynı zamanda sana söyleyerek bu şekilde devam ediyor. Peki. Teşekkür ederim. Peki başka bir önemli nokta daha, yani bence senin için aynı zamanda belki izleyicileriniz için de önemli. Tasarım ışığı diye bir şey var. Yani tasarım ışığı demek, tasarlayacağınız konuyla alakalı, yani tasarlayacağınız ürün ya da objeyle alakalı önemli bir nokta var. Siz içinizdeki ilhamla tasarım ışığınızı nasıl yakalıyorsunuz? Tasarım ışığına doğru nasıl gidiyorsunuz? Bunu ben bir kavram olarak okudum. Seninle de çok kısa da olsa, ayaküstü de olsa konuşma şansına sahip olduk. Yani nedir tasarlatan ışık? Yani bir şeyi tasarlama kararı verdiren ışık nedir? Onu duymak istiyoruz, onu bilmek istiyoruz. Biraz onunla ilgili görüşlerini alalım. Tasarım ışığı nedir? Yani Alp'cim, zaten bu benim işim. Yani insanın işi neyse ona odaklanıyor. Hı-hı. Dolayısıyla dediğim gibi işte yaşantım, hayat felsefem, görüşüm, bütün bunların birikimiyle, hı-hı, ve işim olduğu için de
Öyle düşünüyorum, öyle yaşıyorum ve hayallerimi öyle form haline getiriyorum. Öyle dönüşüyor. Kullanılabilir küçük heykeller diyorum ben ona. Tamam. Çok farklı tekniklerle çalışıyorum. İşte kayıp mum tekniği, plaka tekniği, tel tekniği, bir sürü teknikler var. Hayallerimi böyle ortaya çıkarıyorum. Dolayısıyla yani çok keyifli, inanılmaz keyifli, çok heyecan verici. Bu yapım aşaması, bitimindeki finish noktası çok heyecanlı. Yani kaplamadan çıktığı an bile benim kalbim her zaman atar. Ve buna hiç alışmadım daha. Ve çok şanslıyım, alışmayayım da. Yani profesyonel ama ilk başladığım noktadaki duygularımla hareket ettiğim için çok şanslı ve çok mutluyum. Evet, işini aşkla yapan güzel kadın diye bir mesaj var. Bu da bir motto olduğun şeklinde mesaj var alttan geçen. Başka mesajlar daha var. Peki insanlar bu pandemi krizinden sonra yeniden Meral Saatçi'ye geldiklerinde yeni neyle karşılaşacaklar? Yeni ne gibi ürünler ya da ne gibi tasarımlar var? Birazcık bundan bahsedelim eğer istersen. Tabii ki. Yeni yüzüklerim var. Tamam. Yeni kolyelerim var. Evet. Yine yani mesela döngü, karma, kadın ve bunların uzantıları. Yani bu bir çekirdek aile var. O büyüyerek devam ediyor gibi benim çalışmalarım. Süper. Bir nokta ve sonrası gelişerek devam ediyor gibi. Dolayısıyla yeni şeylerle karşılaşacaklar. Yeni şeylerle karşılaşacaklar. Süper, güzel. Evet. Peki, ben de çok heyecanlıyım. Onları sunmak için de çok heyecanlıyım. Sana bir böyle bir aradan bir soru gelmiş. Onu hani paylaşmadan da edemeyeceğim. Sen bir renk olsaydın ne renk olurdun diye bir soru var. Ya da ya hani, evet. Ben siyah ya da beyaz olurdum. En çok siyah ama beyaz olurdum. Siyah ve beyaz olurdum. Neden siyah ve neden beyaz peki? Madem öyle. Bilmiyorum. Yani beyaz çok pür. Yani çok sade, minimal. Ama siyah da ne kadar çok renk kullanırsam kullanayım. Siyah beni tanımlayan, çok asil. Sebebini bilmiyorum artık ama çok seviyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Mesela bir şey vardı. Vogue'la bir röportajım vardı. İşte ben hazırlandım. Beyaz gömlek giydim, siyah etek giydim. Fotoğrafçı geldi. Renkli bir şeyler giyeriz değil mi dedi. Dedim renkli bir şeyler. O sayıyor. Kırmızı, parlament mavi, işte yeşil. Ve ben ondan sonra renk giymeye başladım. Arada da olsa. İyi, güzel. Ama gerçekten renkler. Kırmızıysa kırmızı, maviyse mavi, yeşilse yeşil. Ama ben siyahla bütünüm. Evet. Nedenini bilmiyorum. Evet. Ruhum öyle. Bizi takip eden hanımefendilerden bir kişi aşağıya az önce şöyle bir cümle yazmış. Bileğimde hala anda kal yazılı motto bileklik var. Yani anda kal yazılı motto bileklik var yazmış. Ve aynı zamanda başka bir arkadaş da kendisi öyle değerli ki ve bize yeni mottolar lazım. Yani bize yeni mottolar lazım diye de aynı zamanda çeşitli önerilerde bulunan insanlar var. Rol model olarak görünüyorsun. Yani insanlar seni rol model olarak görüyor. Bu da çok son derece normal. Çünkü tasarımda bence önemli bir noktada oturuyorsun. Bu meziyet de hepimizde olmayan bir meziyet. Ben bazen sanatçıların haklı olarak bazen tevazu göstermesine çok fazla tevazu göstermelerini isteyen bir insan değilim açıkçası. Çünkü sanatçılar yaptıklarıyla farkındalık oluşturan insanlar. Farklıya bakan insanlar ve bizim baktığımızda da hani farklı şeyleri telaffuz eden insanlar. Aşağıda güzel bir soru var. Pandemi dönemine ait bir motto olsaydı ne olurdu demiş Melek Sine. Pandemi dönemine ait bir motto ne olurdu diye bir soru var. Güzel bir soru. Buna cevap verebilir misin kısaca? Aklına ilk gelen belki doğrudur açıkçası. Akışta olmak diyebilirim. Akışta olmak. Evet. Akışta olmak. Evet. Evet. Akışta olmak. Akışta olmak virüs için mi bizim için mi?
Bizim için. Nasıl duyamadım? Akışlı olmak bizim için değil mi? Yani bizim. Hepimiz Hepimiz için. için. Hepimiz için. Aynen öyle. Bu belki de dünyanın, doğanın kendini yenilemesi için gerekli bir şeydi. Bir sürü insanın kendini dinlemesini, daha sadeye yönelmesini sağlayan bir dönem belki. Ve gelen videolardan da görüyoruz doğanın nasıl kendini yenilediğini. Aslında bizi de yeniliyor. Yani ben kendimin değiştiğini düşünmüyorum. Çünkü ben hep böyleydim. Ama bir sürü insan durdu, düşündü, dinlendi, ailesine döndü, kendine döndü, iç sesini dinledi. Dolayısıyla bir akış var ve buna inanmamız lazım. Ve bence gayet güzel. Soru da gayet güzeldi. Hatta Çok G güzeldi. Benim Kirelli, Melek'ciğim. G Kirelli de çok keyifle kullanıyorum. Her kullandığımda farklı enerjiyle doluyorum diye de biraz önce Melek Hanım'ın söylediği ya Çok da teşekkür başka ederim. arkadaşlarımızın söylediği noktaları destekleyen bir yorumda bulunmuş. Şimdi sevgili Meral, bu ikinci etkinliğimizin, bu ikinci canlı yayınımızın özellikle sebeplerinden bir tanesi birazcık senin takılarını ekrana doğru çıkartmak ve aynı zamanda senin projelerinle alakalı, takılarınla alakalı senin direkt insanlara bilgi vermeni sağlamak. Ben burada biraz daha topu sana atmak istiyorum açıkçası. Çünkü bildiğim kadarıyla yanında takıların var. Bu akşam çünkü takılarınla geldin, öyle biliyorum. Yani Projelerinle evet geldin birkaç hatta. ürün Projelerden dolayı da biz zaten Zeynep Hanım'ı da bir arada konuk olarak buraya alacağız. Bir projeyle ilgili getirdim. kendisinin de bilgi aktarmasını isteyeceğiz. Projelerini değerlendirdiğimiz zaman da ya da kendi önümüze aldığımız zaman da karma hakkında belki konuşmak gerekiyor. Çünkü sen karmaya Evet. önem veriyorsun. Yörünge hakkında Çok. konuşmak gerekiyor ve kadın hakkında konuşmak gerekiyor. O yüzden bizlere karma ile ilgili kısa da olsa bilgi verebilir misin? Ya da istersen şöyle sorayım sana. Projeleri geliştirirken neye dikkat ediyorsun? Projeyi nasıl ortaya çıkartıyorsun? Ve bize karmadan bahsedebilir misin? Tabii ki. Bundan öncesinde küçücük bir açıklama yapmak Tabii istiyorum. ki. Daha sonra bunlara girelim. Çünkü geçen sefer de zamanımız yetmedi. Bu Boyner grupla ilgili, Boyner grubun bu kadın kolyemle de alakalı aslında ama kadın kolyemle konuşacak çok şey olduğu için ve Zeynep'ciğim de katılacağı için Boyner grubun Ümit Boyner önderliğinde ve yine çok örnek aldığım, çok sevgili dostum Aysun Sayın'ın yönetiminde İyi İşler Projesi gerçekleştirdik. Bu İyi İşler Projesi'nin amacı Beymen Club için, bütün Beymen için çalışan kadın üreticilerini bir araya getirmek, onları bilgilendirmek, onları geliştirmek, kriz yönetimi, bütün bunlarla ilgili olarak çok değerli konuşmacılar yer aldı, paha biçilemezdi. Buradan onlara tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Aysun Sayın da benim için çok örnek aldığım, Aysun'a bir şey söyle ve unut. İnanılmaz özveriyle çalışan ve aynı zamanda Nartaneleri projesinde birlikte gerçekleştirmiştik. Aysun'cum sonsuz teşekkür ederim. Ümit Hanım sonsuz teşekkür ederim. Bunun altını çizmek istedim. Süper. Arada Yani kaynamak ben de ne kadar insanları tanımasam da yani sonuçta gibi. senin aracılığınla ve senden duyarak isimleri biliyoruz ve markayı biliyoruz. O yüzden ben de onlara Türk tasarımcısına, Türk sanatçısına destek verdikleri için ve bunu da ön plana çıkartırken de hep birlikte insanların bir paylaşımı, bir ortak noktası olduğu için de ben de onlara ve Beymen Kulübü'ne de çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir nokta. Kesinlikle. Yani Türk markalarının bu şekilde destek Kesinlikle. sağlıyor olması son derece önemli. Peki projeler nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi başlıyorum. Dediğim gibi yine de bu tasarım olayı sanatçının, tasarımcının
hayatını, felsefesini ortaya koyan, hayallerini somut haline getirdiği işler. Evet. Hikaye aslında. Kesinlikle. Yani hikayelerimizi ortaya koyuyoruz. Hikayelerimizi yaşayarak geliştiriyoruz. Evet. Sonra yeni hikayeler ortaya çıkıyor. Evet. Bunlardan beni en etkileyen karma. Wow, çok güzel gözüküyor. Evet, karma ve tekrar klasiklerimden. Karma, Artçım, benim için hayatın içindeki düzen demek. Hayatın içindeki düzen demek, karma. Süper. Evet, çok güzel. Evet. Ya bunlar çok güzel açıklamalar Meral. Yani benim gördüğüm ve yani bunları senden duymaktan da son derece mutluyum. Bunlar çok güzel güzel açıklamalar. Evet. Güzel detaylar. yani hayat öyle bir akış ki evet. içinde her şey var. Evet. Ve biz bunu yaşıyoruz aslında. Karmaşık gibi görünse de hayat öyle bir akışta ve düzende ki bu inanılmaz bir şey. Yani karmaya çok az daha yakından bakabilir miyiz? Azıcık daha kameranın önüne tabii tutabilirsen. Ki. Ben azıcık biliyorum bizim ekipten dolayı, inciden dolayı ama daha böyle şey gözüküyorlar. Evet. Evet, şöyle görünüyor. Karma böyle bir. Oo, çok. Evet. Evet, hayatın kendisi gibi gözüküyor gerçekten. Ben biraz daha yakına girdim. Gerçekten evet. Hayatın kendisi. Evet. Peki, çünkü karmayı senden dinleyelim. Şu anda dinliyoruz. Karma dediğim gibi hayatın akışı demek ve bütünden biz sorumluyuz aslında. Her birimiz tek tek bütünden biz sorumluyuz. Biz bu ayna gibi düşünelim. Hayat bizim yansımamız. Diyorum ya, iyi insan ol, iyi şeyler düşün, iyi şeyler, iyi insanlarla karşılaş. Ve bu ne yaparsak yapalım, ne düşünürsek düşünelim. Bu gerçekten aynanın bize yansıması gibi geri dönüyor. Dolayısıyla yani bütünün, herkesin bu şekilde düşünmesi ve hayatın daha kolaylaşması, akışının kolaylaşması, birbirimize destek olmamız hepsini kapsıyor. Hepsi bir bütün bence. Dolayısıyla karma böyle bir felsefeden yola çıkarak ortaya çıktı ve yani çok özel, yani bu müthiş bir felsefe bence. Bireysellikten başlıyor, toplumsal olarak büyüyor. Ben yorumlara dikkat ediyorum aşağıda. Karma ile ilgili konuşmaya başladığın andan itibaren insanlar zaten hem aynı kolyeye sahibim ya da karma aynı zamanda kalplerini ve çeşitli işaretlerini gönderdiler. Anladığım kadarıyla tabii ki şey yapmış. Peki karma kaç parçalık bir koleksiyon ya da kaç parçalık bir proje ve sonuçta ne şekilde insanlar buna ilgi gösteriyor ve karma karşılığında, yani karmanın ürünleri karşısında insanlar sana ne şekilde geri dönüş sağlıyor? Yani bir kere onları çekiyor. Felsefesinden çok etkileniyorlar. Aslında herkesin de kendi içinde yaşadığı bir şey bu. Dolayısıyla kaç parça olduğunu bilmiyorum. Çünkü sürekli gelişerek devam ediyor bu. Yani kolyesi var, kolyesi var. Yüzü, çok farklı. Kolyeleri zaten çok çeşitli. Hep gelişerek de devam ediyor. Buna biz ilahi adalet de diyebiliriz aslında. İlahi adalet de diyebiliriz. Evet, doğru. İlahi düzen de diyebiliriz. Evet, doğru. Doğru, süper. Aynen öyle. Bir eylem, bir hareket karma. Dolayısıyla yani gerçekten ilahi bir adalet, ilahi bir düzen. Biz nasıl davranırsak karşılığında öyle yaşarız. Kuşlarla karşılaşırız. Ve bu bize o şekilde geri döner. Hani hep denir ya olumlamalarda filan, iyi şeyler düşün, iyi insan ol. Bu gerçekten böyle. Bay Şehnaz Design aşağıda mesela karma için anladığım kadarıyla kendimi buluyorum yazmış. Kendimi buluyorum yazması da tabii ki evet. Yani o da farklı bir nokta.
O da hani önemli. Az önce de yine başka bir arkadaşımız da yayına katılanlardan bir kişi de yine aynı zamanda aynı cümleyi yazdı. Yani benzer şekilde ifade etti. Karma anladığım kadarıyla hayatın kendisini ifade ederek biraz da insanların kendisini bulmasını ya da kendi yönlerini çizmesine de destek olan noktalardan bir tanesi. Peki kesinlikle. Karmadan sonra karma ile birlikte karma şu anda bitmesin yani sonuçta. Bu bir devam kocaman edelim. Aile diye düşünelim. Evet, bu karma, yörünge, döngü, kocaman bir aile diye düşünelim. Ve ailenin parçaları hepsi birbirine bağlantılı zaten. Mesela döngü. Görünüyor mu? Evet, şu anda gayet güzel gözüküyor. Evet. Yüzüğüm, şu anda taşıyoruz. Bu döngü yüzüğüm. Bu senin aynen. Sonuçta kendi tasarımın. Döngülerden bir tanesi. Meral Saatçı'yı galiba yakından tanıyorsunuz hanımefendi. Nasıl? Çok güzel ya. Yani gerçekten güzel. Gerçekten yani ben tabii ki yani burada arkadaşlar ne kadar objektif olsam da Meral Saatçı ile birlikte iş yapıyoruz, çalışıyoruz, proje üretiyoruz birlikte. O yüzden zaten bizim ekip arkadaşlarımız, ekipteki kreatif başkanımız İnci, onlar gerekli kararı veriyorlar. Biz de sonuçta dijital olarak uyguluyoruz. Az önce bir soru vardı. Karma'ya ben online olarak ulaşabilir miyim diye. Çok kısa ben burada bir İstanbul 1881 parantezi açayım. Meral'cim. O soruya da cevap vermiş olayım. Evet, değerli izleyiciler, istanbul1881.com'da koleksiyon bölümümüzde Meral Saatçı ile ilgili orada var olan her şeye ulaşabilirsiniz. Mail gönderebilirsiniz bizlere. Aynı zamanda bizlere sosyal medyadan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Biz sonuçta Meral Saatçı'yı kendimize yakın, kendimiz gibi var olan dostumuz, ablamız ve aynı zamanda kendi ekibimizin bir parçası olarak görerek yolculuğa çıktık hep birlikte. Bu yolculuğu da başarılı bir şekilde sürdürdüğümüzü düşünüyorum. En azından hala bizi dinleyen insanlar var Meral burada canlıyımda. Böyle bir noktaları var. Peki ben İstanbul 1881 parantezini burada kapatıyorum. Sana döngüyle ilgili geri dönmek istiyorum. Şu anda döngü üzerinde taşıyorsun. Yüzük olarak var. Evet. Başka ne gibi bir döngüyle ilgili bilgi vermek istersin? Hah, oldu mu? Şu anda buradayım. Tamam, doldum evet, bir ara. Tamam, evet, kayboldum. Tamam. Tamam. Döngü aynı zamanda denge. Yani bu ikisi ayrılmaz bir bütün. Aynı zamanda benim için sonsuzluk demek. Ve gelen yine misafirlerimden öğrendiğim bir bilgi. Bu onlara şans getiren... ve onlar için çok önemli bir sembolmüş ve ben bunu bilmeden yaptım yani onu bilmiyordum onu da öğrenmiş oldum gelenlerden öğreniyorum bu iç ve dış dünyamızın buluşma noktası benim için iç dünyamız tamamen bize ait ama dış dünyamız dış etkenlerin etkilediği belki de ve dış dünyamızı oluşturan farklı auramız, farklı dünyamız. Evet. Ve bu ikisinin dengede olması gerekiyor. Bizim mutlu olmamız için, sağlıklı olmamız için. Bunu da nasıl dengede tutabiliriz? Yani duygularımız, hayallerimiz, tutkularımız, potansiyellerimiz bunları yönetebilme becerimize bağlı. Evet, doğru. Evet, bunun için ben yine altını çizerek şöyle diyorum ki, sade hayatlar, sade evler, minimal yaşantılar, ne kadar sadeleşirsek ve ne kadar iyi insanlar olursak, ikisinin dengesini bir noktada toplayabiliriz. Ben bunun mesajını vermek istiyorum. Benim için çok önemli. İç ve dış dünyamızın dengesi, sonsuzluk yani evet. Benim için bu demek.
Ve ne kadar hayatımızı zarif yaşayabilirsek o kadar mutlu oluruz. Ve benim için onu sembolize ediyor. Yani gayet güzel. Yani gayet dolu evet, dolu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? İyi bir açıklama. Valla yani benim düşüncem şu açıkçası. Pandemi krizinin de hepimize öğrettiği şey aslında biraz şu. Hatta gezindiğim internet sitelerinde de ya da işte farklı yerlerde de birazcık tecrübe olarak okuduğum ve ilgi gösterdiğim yerlerden de edindiğim tecrübe şu. Bir, sadeleşmek zorundayız. İki, sadeleştiğimiz kadar da kendimize doğal ortamımızda yatırım yapmak zorundayız. Yani doğal ortamında yatırım yapmak demek şu demek. Ben İstanbul'daki nüfusun yakın bir gelecekte azalmaya başlayacağını düşünüyorum. İzmir ve Ankara'daki nüfusun da yakın bir gelecekte azalmaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar haklı olarak şehirden, betonsal noktalardan ve modern hayat denilen bir takım noktalardan çıkış yolu mutlaka yakalayacaklardır. Bugün hani dikkatimizi çektiyse eğer bu pandemi krizinde yaşadık. Yani yazlı olan yani Çeşme'de, Bodrum'da veyahut da işte farklı yerlerde Muğla'da, Fethiye'de, Antalya'da, Kale'de, Kaş'ta çeşitli yerlerde imkanı olan ve sonuçta buralara gitmek isteyen insanlar o taraflara doğru açıkçası gittiler. Hatta çevremizdeki arkadaşlarımız da var. Bazı insanlar da artık yaşantılarını orada sürdürmek istediklerini söylediler. Bu biraz daha insanın doğaya doğru dönüşü açıkçası. Doğaya doğru dönüş olduğu için ormanların kesilmemesi gerektiğini, yaylalara asfalt dökülmemesi gerektiğini, denizin kirletilmemesi gerektiğini, işte bazı bir takım projelerin yani insanlığın faydasına gözüken ama insanın özüne fayda getirmeyen projelerin de hayata geçmemesi gerektiğini anladığımız bir süreç. Ben öyle olduğuna inanıyorum açıkçası. Bugün iftarda TRT1'i izlerken oradaki sunucu arkadaş çok ilginç bir şey söyledi. Eskiden dedi insanlar dedi 500 ya da 600 liralık Ramazan sofralarına giderlerdi dedi. Yani iftar sofralarına işte kuş tutu eksik olmazdı, şöyle olurdu, böyle olurdu dedi insanlar. O yüzden hani şimdi hep birlikte değerlendirdiğimizde ya da düşündüğümüzde arkadaşlar daha az tüketeceğimiz, daha fazla biriktireceğimiz ve daha fazla kendimize doğayla yatırım yapacağımız bir hayat var yakın gelecekte. Ben bu hayatta çok yakın geldiğini görüyorum. Köy evlerinin, yani eski köy evlerinin ben moda olacağını düşünüyorum açıkçası. Benim hani böyle bir noktam var. Ben bunu 2-3 senedir düşünüyordum. Artık bu pandemi krizinden sonra bunun mutlaka gerçek olacağını düşünüyorum. Böyle bir çıkış noktası var. İstanbul şehir, yani New York, Berlin, Londra, aklımıza gelebilecek olan bir takım böyle çok pahalı ve yaşaması zor olan yerler sonuç itibariyle daha az yaşanmaya tercih edilecek yerler arasında olacağını düşünüyorum. Yani benim bakış açım bu. O yüzden senin yanlış hatırlamıyorsam küpelerin var. Benim dikkatimi çekmişti. Çünkü tasarımlarla ilgili ilgi çalıştıktan sonra ya da sen fotoğraf çekimleriyle ilgili çalıştıktan sonra başak şeklinde galiba küpelerin var değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Yani mesela küpe senin, var, kolye var. Evet yani mesela başak şeklinde. Lütfen. Evet. Mesela anlatabiliyor muyum yani hani bunu taşıyan bir insanın yani başak şeklinde kolye ya da küpe taşıyan bir insanın gerçek anlamda söylemeye çalıştığı şey tamamıyla doğaya dönüşün ta kendisidir. Az önce bir hanımefendi de şu anda bu yorumu yaptı. Yani doğaya dönüşün ta kendisidir. O yüzden biz doğaya doğru dönmekle mükellefiz. Yani belki odun toplayacağız. Belki bu odundan bir yani sonuçta bir ocak yapacağız. O ocakta işte hamur yapacağız. O ocakta yaptığımız hamura ekmek yiyeceğiz. Suyu tulumbadan çekeceğiz. Böyle bir zaman dilimi bence yaşayacağız. Yani bu şekilde olabileceğini açıkçası düşünüyorum gibi bir durum var. Şu andaki durumumuz burada. Aykçım düşünsene önceden insanlar emekli olduktan sonra daha küçük bir yerlere taşınırlardı. Evet. Ama artık insanların bu